Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere saksıdaki zeytin ağaçlarınıza budama nasıl yaparsınız onu anlatmak istiyorum. Daha önceki paylaşımlarda bu ağaca yaptığım bakımları anlatmıştım arkadaşlar. Şu şekilde bazı dalların serbestçe büyümesine ve gelişmesine izin verilmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü bunlara kurban dal diyoruz. Bunlar büyüyüp kalınlaşırken bu dalı besleyecek olan alttaki dal daha da kalınlaşıyor ve güçleniyor. Bu sebeple bazı dalları güçlü bir şekilde bırakmamız ağacımızın gelecek gelişim açısından iyi sonuçlar veriyor. Bu ağacımız zaten genel itibarla şekile girmeye aday bir ağaç. Küçük dokunuşlarla budamayı tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar nasıl budayacağız? Şu gördüğünüz kurban dal yaklaşık 2-4 yaprak göz hizasından hemen kesilecek ve budama işlemi tamamlanacak. Bu yaprak koltuklarından ilkbaharda yeni sürgünler çıktığında buradaki yara kapanmış olacak. Aynı işlemi bütün dallara uygulayacağız arkadaşlar. Ve böylece ağacımızın belli bir görselde, belli bir düzende, belli bir şekilde kalmasını sağlayacağız. Ve bu dalı da buradan kesiyorum. Şu ağacımızın dallarının olmadığı şekli hayal edin. O şekli oluşturacak şekilde budamayı tamamlayacağım ve ağacımızı o şekilde korumaya, o şekilde geliştirmeye devam edeceğim. Şimdi yakın plandan bu dalları nasıl kesiyoruz bir izleyelim. Ağacımızı şu şekilde çepeçevre çeviriyoruz ve kesilmesi gereken dalları belirliyoruz. Zaten az önce söylediğim o kurban dallar kesilecek. Bir de şöyle yeni çıkmış sürgünler var, gelişmekte olan sürgünler var. Onları da keseceğiz arkadaşlar ve böylece ağacımızı eski görsel güzelliğine kavuşturacağız ve alttaki dalları da kalınlaştırmış olacağız. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurban dalları kestik ve büyüme adayı olan dalları da 3-4 yaprak bırakarak onları da kestik. Şurada bir tane daha var. O kestiğimiz dalların hemen alttaki yaprak koltuğundan yeni sürgünler oluşturmasını teşvik edeceğiz ve bitkimizin hacminin artmasını sağlayacağız. Şimdilik işlem tamam görünüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zeytin ağacımızı budadık. Gördüğünüz gibi çok sayıda kurban dal ana bitkiden uzaklaştırılmış oldu. Şöyle tekrar kontrol ediyoruz ve uç sürgünü fazla bırakılmış olan ya da 4-5 yapraktan fazla bırakılmış olan varsa şunun gibi şöyle kesiyoruz ve ağacımızın görselliğini bozmayacak şekilde kısaltıyoruz. Bakın şurada çıkan bir tane daha var. Onu da aynen 4 yaprak bırakıp kesiyorum. Ve ağacımızı sürekli takip edeceğiz. Şurada da bir tane var. Belli bir görselde kalmasını sağlamamız için takip şart arkadaşlar. Takibi elden bırakmadığımız sürece bitkimiz o istediğimiz görüntüyü oluşturacak ve o istediğimiz görüntüyü de koruyacak. Ve işlem tamamlandı arkadaşlar. Saksıdaki zeytin ağacınız nasıl budanır? Bugün onu anlatmaya çalıştım. Ayrıca bu kurban dallar değerlidir arkadaşlar. Çünkü bitkimiz delice zeytin, aşılı zeytin değil. Delice zeytin olduğu için bu dalları 10'ar santimetrelik çelikler haline getirip şu şekilde tepede 4 tane yaprak bırakıp alttaki yaprakları kopardığınızda uygun bir toprak karışımına yaklaşık 3-4 santimetresini sokuşturduğunuzda hormonsuz kendiliğinden köklenir arkadaşlar. Ekim-Kasım dönemi bu köklenme için idealdir. Akdeniz bölgesinde Ekim'den Mart'a kadar bu işlem kolaylıkla gerçekleştiriliyor. Şu an Aralık ayının ilk haftasındayız. Bu kurban dallardan çok sayıda çelik
alabilir ve bu çelikleri köklendirebiliriz arkadaşlar. Yani kestiğimiz bu dallarda ziyan olmayacak. Bunları da gelecek yıllara bir bonsai zeytin ağacı haline getirmek için şimdiden temel atmış olacağız. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.